İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Mert Gümüş, günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti. Böylece İyi Parti'nin milletvekili sayısı 30'a düştü. Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Salim Güran'ın kuzeni Birsen Güran, Narin'in öldürüldüğü gün eve geliş saatinin 14 olduğunu söyledi. İlk ifadesinde Narin Güran'ın 17.40'da eve geldiğini söyleyen Birsen Güran, bunu kendilerine Salim Güran'ın söylettirdiğini öne sürdü. Narin Güran'ın 70 yaşındaki ninesinin telefon kayıtlarının katil zanlısı amca Salim Güran tarafından silindiği ortaya çıktı. İddiaya göre Salim Güran, Antalya'daki kuzeniyle telefonda 5 kez konuştu. Bu görüşmelerinde delillerin ortadan kaldırılması amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Narin Güran'ın abisi Baran Güran, amca Salim Güran ve adliyede ifade veren akrabalarını savundu. "Amcam babam gibidir, canımdır, gönlüm rahat" diyen Baran Güran, "Biz öldürseydik kimin ruhu duyacaktı?" diye sordu. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Merkez Sağ için birlik arayışında temaslarını sürdürüyor. Bu üç partinin ortak kaygısını AKP'nin erken seçim kararı alacağı ve bunun karşısında Merkez Sağ'ın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının gerektiği oluşturuyor. Üç partinin birleşmesi konusundaki tartışmalara eski AKP'li bakanlar Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik ve Ertuğrul Günay'ın da destek verdiği kulislere yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilmesiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor. Bebeğin annesi ve komşularının 13-14 yaşlarındaki 2 çocuğunun tutuklanmasının ardından 2 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasını doğruladı. Uraloğlu, yaşanan sızıntının Covid-19 pandemisi döneminde olduğunu belirtirken, "O süreçte bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edildiği doğru. O maalesef önlenemedi" diye konuştu. İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in naaşı 13 Eylül'de Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirilecek. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde insani yardım dağıtımı sırasında Rus saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 3 Kızıl Haç çalışanı öldü, 2 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıyı kınadı. Günün gelişmelerini ve daha fazla içeriği Medyascope'dan takip edebilirsiniz. Bizlere destek vermeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.